بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده باب الجنائز cenazeye geldik cenazeye cenaiz neyin cemisi cinaze veya cenazenin değil mi cinaze cenaze iki türlü de daptı var efendim cinaze cenaze fakat şöyle ayırabiliyoruz diyorlar ki üstte olana cenaze denir altta olana cinaze denir zaten cenazede harekeyi üste koyuyorsunuz unutmazsınız oradan hareke üste fetha yani cenaze o adamdır ölen adamdır veya kadındır cinaze o harekesi altta kesre o da tabuttur yani selire cinaze denir o serir tabuta konana ise insana ona da cenaze denir. Fetha cenaze yani tabutun üstünde. Hareke yukarıda olursa üsttekini anlatır. Yani adam tabutun üzerindedir onu anlatır. Hareke altta olursa cinazedir o da tabutu anlatır. Peki babul cenaiz cenaze babı cinazenin ya da cenazenin çoğulu cenaiz geliyor. Efendim ilk olarak burada ölüm döşeğinde artık sekerat-ı mevtindeki bir adama ne yapacaksınız ondan bahsediyor. وَمَنْ اِحْتُضِرَ وُجِّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَمَنْ اِحْتُضِرَ ne demek? حَضَرَهُ الْمَوْتُ ölüm ona hazır oldu artık ölüm geldi. Ölüm döşeğinde. Nereden anlıyorsunuz? İşte ayaklar gevşedi, burnunda bir çökme var. Yani nefes alışları, verişleri, sekerat-ı mevut. وَمَنْ اِحْتُضِرَ وُجِّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ Kıbleye çevrilir bu adam. عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ Sağ tarafında, sağa doğru böyle kıbleye çevrilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'yi yanına geliyorlar sekerat mevtinde yani وَمَنْ نِحْتُدِرَ olduğunda sağ tarafına kıbleye doğru çeviriyor. عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ Peki eğer orada yani sağa doğru çevirdiğinizde hasta çok zorlanacaksa o zaman sırt üstü altına bir şeyler koyuyorsunuz. Yüzük kıbleye karşı oluyor. Yüzük kıbleye karşı yani Kabe'yi muazzamaya doğru onu çeviriyorsunuz. Hazırlıyorsunuz yani. Bu Hazreti Fatıma radıyallahu anha ölüm anında yanındakilerine diyor ki kıbleye doğru çevirin beni yan tarafıma. İşte Huzeyfe radıyallahu anh ve cihuni diyor. Çevirin beni kıbleye doğru. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyorlar. Onlar ölüm, sekerat-ı mevut. Acayip bir şeydir işte. Değil mi? Öleceğiz ne çare diyor ya üstad. Öleceğiz. Evet. Ölümümüz bayram olsun inşallah. Evet. وَلُقِّنَ الشَّهَادَةِ Orada şehadet telkin edilir. وَلُقِّنَ مَنْ اِحْتُضِرَ yani. لُقِّنَ مَنْ اِحْتُضِرَ الشَّهَادَةِ Onun yanında şehadeti getirirler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derler. Fakat adam son anında söyleyemez. Olur dili tutulur veya komadadır. Bu söyleyemedi mi? Yani önemli olan nedir? Aklı başındayken imanını o son nefese kadar taşıyabilme. Yani mutlaka diliyle söylersin ama söyleyemezse yine Müslüman olarak vefat etmiş olur. Neden bunlar hatırlatılır? Yani ona diyorsunuz ki artık dünyadan gidiyorsun, bitti bu iş. Son bir daha özetle bakalım kim olduğunu, neye inandığını özetle. O halde mühür bas bu hayata, ayrıl aramızdan. وَلُقِّنَ الشَّهَادَةِ Şehadet telkin edilir. Peki orada sekerat-ı mevtte Yasin okunur. اِقْرَعُوا مَوْتَاكُمْ Yasin veya اِقْرَعُوا Yasin عَلَى مَوْتَاكُمْ rivayeti de var. اِقْرَعُوا Yasin عَلَى مَوْتَاكُمْ Peki neden Yasin okunur?
Çünkü Yasin-i Şerif'in içinde diriliş var, kıyamet var, cennet var. Yani nelere inanması gerekiyor ve nereye gidiyor? Onları bir daha ölürken ona hatırlatıyorsunuz. Veya Cabir radıyallahu anh diyor ki Ra'd suresi okunur. Ra'd suresi. Ra'd suresi okuyunca o daha rahat can verir diyor Hazreti Cabir radıyallahu anh. Efendim kasideyi Bürde'den bahsetmiştim size. O da okuyorlar, onu da okuyorlar. Mücerreb yani çok onun faydasını görürsünüz. Ama ölüm anında birisine Kur'an-ı Kerim okurken böyle odayı boşaltmalı, açık saçık kimse olmamalı, abdestsiz kimse olmamalı, duvarda odada resim olmamalı. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim orada tesirini gösterecek. Efendim, küffara karşı savaşa giderken Kur'an-ı Kerim götürülmez. Neden? Belki orada mağlubiyet olursa Kur'an'ı alırlar, çiğnerler diye. Yani o asker, yani dikkatli olacak. Dikkatli olması gerekiyor. Peki Kur'an-ı Kerim'e ihtiram olacak. Böyle oturmuşlar, sosyete çağırmış sizi. Orada Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Evvela bunun bir adabını anlatmalı. Bunlar inanıyorlardır sizi oraya çağırdıklarına göre. Yani size oku dediler. Eğer başka bir dine inansalardı, İncil'i isterlerdi oraya veya onun kitabını isterlerdi. Sizi çağırdılarsa kardeşim o zaman orada söylemeli. Neden Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Bu kitap ne diyor? Bu kitabı nasıl bir yerde okumak lazım? Orada söylemek lazım. Bir de bu tür yerlere maalesef bazı kardeşlerimiz gidiyorlar. Böyle ekip kuranlar var. Gidiyorlar ekipte. Okuyorlar Mevlid, Kaside, dönüyorlar. Peki oradakiler nasipleniyor mu? Yok. Para varsa bir defa Allah rızası yok. Onlara da yok, onlara da yok. Biri parasını kaybetmiş oldu. Verdi parayı, gitti para cebinden. Ama Allah rızası için olmayınca bu iş ortada ahiret adına bir sevap yok, bir ecir yok. Peki o yani ne yapmalar lazım bunların? Bir, Kur'an-ı Kerim parayla okunmaz. Allah rızası için olur. İki, oraya gittiklerinde kardeşim o kadar mevlid okuyorsun, o kadar kaside okuyorsun. Bir de ayet oku manası ver ya. De ki Allah Teala şunu emrediyor bak. O evde ne tür arıza gördüysen onu anlat. Yani bunu anlatmadan kitap okunur mu orada? İşte ondan sonra kalkıp da diyorlar ki siz mezarlıkta okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Doğru. Sadece bu kitabı mezarlık kitabı olarak görenler var. Sosyetenin cenazesinde okunan ayetler olarak gören adamlar da var maalesef böyle. Evet. Peki. وَلُقِّنَ شَهَادَ Şehadet telkin edilir. Efendim bu telkin dediğimiz hadise İmam Şafii'ye göre, Şafii'lere göre müstehaptır. Hanefi mezhebine göre ne emredilir ne de yasaklanır. Ne emredilir ne de yasaklanır. Çünkü Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Ölülerinize La ilahe illallah bu kelimeyi, tevhidi telkin edin. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ Buradaki mevta kelimesini hakiki manada alırsanız o zaman ölüye telkin edin. Peki hakiki manada değil de men eşrafa alel mevti ölüme işraf eden yani burada menuhtudire gibi yani hadaruhul mevt ölüm geldi artık bu adama telkinde bulunun şeklinde anlayan alimler de var ki çoğunluk böyle zaten anlıyorlar. Onlar diyorlar ki bu hadis-i şeriften ne çıkmaz? لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Ölüye değil de ölüm üzerinde olana telkin yapmak çıkar diyorlar bu hadis-i şeriften. Peki ne yapalım biz? Sahabe-i kiram efendilerimizden telkini vasiyet edenler var çocuklarına. Ölünce diyorlar benim başıma gel orada telkinde bulun. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Zaten İmam Şafii de bu ayet-i kerimeyle istidlal ediyor. Hatırlat diyor. Çünkü hatırlatma Müslümana fayda verir. تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Peki ne yapalım? Ben de yani size söyleyeyim.
Siz de bana söyleyin, birbirimizin cenazesine katılırsak o zaman telkin yapalım, yapalım. Bu hadis-i şerif varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi defnettikten sonra اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَاِنَّهُ الْاَنْ يُسْأَلْ Kardeşiniz için istiğfarda bulunun, o hesaba çekiliyor şimdi. Yani bu kadar cesur konuşmak, yok yok demek, atmak, kırkmak. Nereden bu cesareti alıyorlar bilmiyorum. Yani küresel eşkıyaya karşı kenarda, köşede fevkalade bir tedbiri var bakıyorsunuz bu adamların. Konuşamıyorlar, tek kelamları söyleyecekleri, tek cümleleri yok. Belki siz konuşurken dinlemeyi bile cesaret edemiyorlar. Şimdi alıp götürürler bizi zannediyorlar. Öyleydi 28 Şubat zamanları. Yani siz baskın yerken adam alkışlanabiliyordu. Böyle olabiliyordu zaman zaman. Peki şimdi ama aynı adamlara bakıyorsun. Hadis inkar etmede, ayet-i kerimeyi hevasına, hevesine, arzusuna göre yorumlamada fevkalade bir cesareti var. Eğer burada bu kadar endişeli, korkulu ise, hadisi inkarda da bu kadar cesursa bu adam, o zaman nerede problem var? İşte o da var. Başka şeyler de var, o da var. Başka cehaletten gelen cesaret de var. Ama o cesareti zaman zaman küfür yobazları içinde de gösterse, orada olmadığına göre o zaman daha esastan bir problem var. Allah Teala hepimizi ıslah eylesin kardeşim. Şimdi telkinle savaşıyor. Öyle adamlar var. Baksan onlara koca bir yılda dersinde bunları anlatır. Telkin yok der, o yok der. Ya mübarek, tamam. Var yok. Zaten bu ulema farzdır dememiş. Hanefi fukahası demiş ki, yapana niye yapıyorsun denmez. Yapmayana da mutlaka yapacaksın denmez. Ama buna rağmen yani kabir alemi, herkeste bir endişe var, yaptırmışlar. Yani buna kadar başka meselesi yok mu bu ümmetin ya? Yok mu kardeşim? He? Bu sokaklara çık telkinde bulunsana. Madem bizim ölülere telkinde bulunmamıza karşısın, bu kitap dirileri uyarmak için geldi diyorsun, in o zaman uyar bu sokakları. Bak, kız çocuğu senin fakültene geliyor, annesi onu pardüseyle gönderdi. Senden 5 yıl sonra mezun olurken pantolon cekette gidiyor. Anlatsana ona. Bilakis ifsad ediyor. Evet. وَلُقِّنَ الشَّهَادَةِ فَاِذَا مَاتَ شَدُّوا لَحْيَيْهِ وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ Öldüğünde شَدُّوا لَحْيَيْهِ Efendim onun çenesini bağlarlar, çenesini bağlarlar. وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ Gözlerini kapatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'ye böyle yapıyor. Çenesini bağlıyor, gözlerini kapatıyor. Çünkü çok garip bir şekil olur gözler açık olduğunda. وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ دَفْنِهِ Defninde acele yapmak da müstahaptır. Definde acele yapmak. Çünkü ceset bozulabilir. Bir de Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer mübarek bir adamsa bir an önce makamına gitmek ister. Eğer şerli bir adamsa da böyle bir adamı omuzlarınızda taşımayın. Bir an önce bırakın onu gitsin gideceği yere. Efendim وَيَجِبُ غَسْلُهُ وُجُوبَكْ Kifayetin mi okuyacağız? Ve yecibu gusluhu mu okuyacağız? Hangisini okuyacağız? Şimdi gasıl okursak, izaletul vasah. Yani kiri giderme oluyor. Ama gusul okursak nedir? O zaman gaslu cemi'il beden. Gaslu cemi'il beden, gaslul cesed. Cesedin tamamını yıkamak. Madem ki biz ölen bu adamın cesedinin tamamını yıkıyoruz. O zaman ne diyelim? وَيَجِبُ غُسْلُهُ diyelim değil mi? Onun guslu yani bedeninin tamamının yıkanması nasıl bir vaciptir? وُجُوبَ كِفَايَةٍ kifaye vacibidir. Yani farzı kifayedir. Tabi buradaki vacipler farz anlamında. Yani efendim onu eğer Müslümanlar yıkacaklar. Yıkayan kimse yoksa o zaman yıkayabilen kişiye farz olur.
cenazeyi yıkıyoruz. Eğer çok kokuyorsa, böyle dağılmış bir ceset varsa, yanına yaklaşamıyorsak, o zaman suyu böyle dökeriz değil mi? Üzerine dökülür. Veya cenaze, su yok, ne yapacaksınız? Bu durumda teyemmüm aldıracaksınız. Su yoksa teyemmüm aldırıyorsun. Veya koktu, artık madenden bir yerden çıktı, birisi gidip onu yıkayamıyor. Hortumla böyle su verilir, o şekilde yıkanır, o şekilde yıkanır, temizlenir. Peki yıkanırken elbiseleri üzerinden soyuyorsunuz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine elbiseleri almıyorlar. Neden? Efendimiz'e hürmeten. وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ وَيُوْضَوْ عَلَى سَر۪يرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا. Efendim, وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ, gusül için yani yıkanmak için onu soyarlar, soyulur. Yani وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ, elbiseler alınır üzerinden. وَيُوْضَوْ عَلَى سَر۪يرٍ, serir, ne? Teneşir. Teneşir mi? Onun üzerine koyarlar veya yıkayacağınız böyle düz bir yerin üzerine koyarlar. Mucemmerin, seririn mucemmerin. Mucemmer, seririn sıfatı. Yani böyle tütsülenmiş bir seririn üzerine koyarlar. Vitran, o tütsü de bir defa olacak. Yani böyle kelime kelime bölüyorum ama o yücerradu lil gusli ve yudau ala seririn mucemmerin vitran. Ya bir, üç, beş gibi tek. Allahu vitrun yuhibbul vitra. Hem tek yapmalı, bir, üç, beş gibi. Ya bir defa ya üç defa tüsülenmiş olan o seririn, teneşin üzerine konur. Orada efendim yıkanır. Vatustaru avratuhu, avret yeri örtülür. Avret yeri örtülür. Yıkayan da oraları böyle eline bir hırka alır, o halde su verir. Ve yuvaddau lis-salati illa al-madmadata wal-istinshaq. Peki efendim, yıkamaya soydunuz, teneşire koydunuz, avret yerini kapattınız. Ne yapıyorsunuz önce? Abdest aldırıyorsunuz. Önce abdest aldırıyorsunuz. Fakat mazmada ve istinshaq yok. Mazmada neydi? Tahrikul ma'i bil fem. Ağızdaki suyu hareket ettirip daha sonra dışarı çıkarmaktı. Peki bunu yapma imkanınız yok. Ölü zaten. Adam orada yatıyor. Ağza su, buruna su vermiyorsunuz. Abdesti ağız ve buruna su vermeden yapıyorsunuz. Böyle bir abdest aldırılıyor ölüye. وَيُغْلَ الْمَاءُ بِالسِّدْرِ اَوْ بِالْحُرْضِ اِنْ وُجِدَ. Efendim, suyu kaynatılır. Çünkü kaynayan su kiri daha iyi temizler. وَيُغْلَ الْمَاءُ بِالسِّدْرِ. Sidir, yani sedir ağacının yaprağıyla, ev bil hurzi ya da çövenle, in vucide. Tabi bulabilirsiniz, bunlarla yaparsınız. Tabi bugün böyle sabun kullanıyorsunuz. Efendim, bunlar da bulabilirsiniz, olur yine. Ve yuselu ra'suhu ve lihyetuhu bil khitmiyi min gayri tesrihin. Efendim, başı yıkanır, ve lihyetuhu, sakalı yıkanır. Bil khitmiyi, khitmi denen bir bitkiyle yapılır ki daha iyi temizlesin diye. Min gayri tesrihin, fakat taramadan, saçı sakalı taramadan yıkanır. Hitmi denen bu şeyle temizlenir, daha iyi temizliyor bu olduğu zaman. Hanefi mezhebine göre taranmaz ama İmam Şafii'ye göre taranır. Şafii'ye göre taranır sakalları. Kokuyu gidermek için. Koku, yani kokuyu gidermek için yapılıyor. Peki, وَيُذَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ وَيُغْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَ وُسُولُ الْمَاءِ تَحْتَ. Efendim, abdest aldırdınız. Sonra sol tarafına yatırıyorsunuz, böyle çeviriyorsunuz sola doğru. Sağ tarafını yıkıyorsunuz. Sağ tarafa çeviriyorsunuz, sol tarafı yıkıyorsunuz. وَيُذَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ, sol tarafa konur. وَيُغْسَلُ, yıkanır. حَتَّى يُعْلَمَ وُسُولُ الْمَاءِ تَحْتَ, altına kadar su girdiği anlaşılıncaya kadar. ثُمَّ يُذَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَيُغْسَلُ كَذَٰلِكَ. İkinci defa ise sağ tarafa çevrilir, sol tarafı yıkanır. Yani sağdan başlıyorsunuz. İlk önce nereden başlıyorsunuz? Sağdan. Sola yatırarak
sağı yıkamış oluyorsunuz. Sağı yıkıyorsunuz. Bir de her organı yıkarken üçer defa yıkıyorsunuz değil mi? Üçer defa. ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ Oturtur onu, karnını mesheder. Yani böyle arkasına geçer, kaldırır ölüyü, karnını hafif mesheder ki varsa bir şey çıksın diye. فَاِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ Eğer bir şey çıkarsa makattan yıkar, bir daha yeniden ona gusül aldırmaz. Tekrar bir daha gusül aldırmaz. Evet. Peki. وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ فَاِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ Guslu iade etmez. İkinci defa bir daha yeniden baştan buna gusül aldırmaz. ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْكَةٍ Bir bez alır. Bezle ölüyü kurular ki kefen ıslanmasın diye. Kurular, ondan sonra kefene koyar. وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ Hanut nedir? الْعِطْرُ الْمُرَكَّبِ Böyle kokulardan, farklı kokulardan yapılan bir karışım. Ona hanut denir. وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ Başına ve sakallarına hanut konur. وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ Mesacid ise secde yaptığı yerlere, oralara da ne konur? Efendim, kafur konur. Yani secde yaptığı yer demek neresi? Efendim, alnıdır değil mi? Efendimiz ne buyuruyordu? Umirtu en esud ala sebati azumin. Yedi kemik üzerine secde yapmakla emredildim. İşte alnınızdır. Sonra nedir? İki ayağınızdır, iki dizinizdir, ne yaptı? Dört. Ellerinizdir, bir de alnın, yüzünüzdür yani alnınızdır. Alâ sebâti âdûmîn. Peki bu secde mahallerine kâfur konur.